Fokus'la karşınızdayız. Herkese günaydın. Ben Güzem Yılmaz Ertem. Türkiye'de Ekim ayı enflasyon rakamlarını karşıladık. TÜİK tarafından açıklandı. %20'lerde bir median beklenti vardı. Median beklentinin yıllık manşet rakam 0.20-0.30 biraz daha aşağısına geldi 19.80'lerde ama her kalemde artış var. Özellikle enflasyondaki yayılıma baktığımızda yani kalemlerin kaçında artış var diye baktığımızda 2018 yılında 339 kalem artmış. 2021'de ise 331. Dolayısıyla son 3 yılın en yüksek yayılımını görüyoruz. Yani Türkiye'de neredeyse her kalemde çok sert bir fiyat artışı var. Tüm bu detayları Profesör Doktor Hakan Kara ile bugün Fokus programında konuşacağız. Öte yandan işleyeceğimiz iki konu daha olacak bugün Fokus'ta. Bir tanesi yeniden değerleme oranları belirlendi. Orada %36.2 olacak önümüzdeki yıl. Halbuki pandemi ve diğer düzenlemelerle, teşviklerle beraber 2021 için geçerli yeniden değerleme oranı %9.11'di. 9.11'den %36'nın üzerine çıkacak yeniden değerleme oranı. Bunu da Türkiye Sanayici İş Adamları Vakfı Vergi Platformu Başkanı Serkan Kundakçı ile konuşacağız. Bir diğer başlığımız da YEKTEM'deki düzenlemeler. PDK 3 aylık YEKTEM maliyetlerini revize etti. Orada 2020 yılına ait olan ortalama elektrik toptan satış fiyatlarının 28 kilowatt saat başına olacağı belirlendi. 2021 için bakıldığında ise Ekim ayında 63.33 TL, Kasım için 22 TL ve Aralık için 1.57 TL olarak revize edildi. Dolayısıyla YEKTEM maliyetlerinde bu paylaştığımız rakamların sektöre etkisi, bu revizyon nasıl olacak? Bunu da Murat Dilek'le konuşacağız. Şimdi gelin arkadaki tabloya gidelim ve bakalım oradaki fiyatlamalar bize neyi söylüyor? Piyasalardaki fiyatlamalar. Şimdi öncelikle Borsa İstanbul diyelim, 1536 puan seviyesindeyiz. %0.24'lük bir yükseliş var. Ben birazdan en çok yükselenleri ve düşenleri de rica edeyim. Enflasyon rakamlarından sonra borsa tarafında özellikle biliyorsunuz enflasyonun yaradığı yaramadığı şirketler nezdinde genelde gıda perakendecileri ayrı, sanayi spesifik olarak ayrı, havacılık, bankacılık gibi endekslerde ayrı bir fiyatlama oluyordu. Buradaki detaylara da bakalım en çok artan ve yükselenlerde. Öte yandan dolar TL'de 9.63'ten geçiyor işlemler. Euro TL'de 11.16'dan geçiyor şu an fiyatlamalar. Hem dolar TL hem euro TL'nin yaklaşık %0.40'lık yönünü yukarı çevirdiğini söyleyebiliriz. Bunun sebebi de özellikle enflasyon fiyatlaması. Biraz aslında enflasyon geldikten sonra yine yukarı yönlü hareket arttı. Üretici fiyatlarının yüksek olması, çekirdek enflasyonun yüksek olması da kurdaki birkaç gündür yaşanan o sınırlı düşüşün tekrar yönü yukarı çevirmesine sebep oluyor. Ve Fed günü bugün, Fed'e geri sayım yapıyoruz. Ekonomik ajanda yoğun, sadece içeride Türkiye enflasyonunu konuşmuyoruz. Elbette akşam Fed'i takip edeceğiz. Çünkü varlık alım azaltımının hangi vadede ve ne kadarlık olacağı söylenecek. Gerçi piyasa çok uzun süredir bu toplantıyı fiyatlıyordu. Ama yine de bir sürpriz gelir mi? Gelirse Euro-Dolar paritesinde 1.1580'lerde gördüğümüz seviye gelen son raporlarda 1.15'in altına dair analizler artmaya başladı. Dolayısıyla dolardaki güçlenme ile beraber paritede baskı görür müyüz, ona da bakacağız. Bakalım hisse piyasalarına oradaki fiyatlama nasıl? En çok artanlarda Erbosan, Gözde Yatırım Ortaklığı, Zorlu Enerji, Coca-Cola İçecek ve Verus Holding olduğunu görüyoruz. Bilançolarında biraz etkisi var. En çok düşenlere bakalım. Şu an borsadaki en çok düşenlerde bakalım hangi hisseler var. O tarafta da Çanakkale Termik Santral, Ziraat GYO, Sorunlar GYO, Türk Traktör ve Doğuş Otomotiv'in olduğunu söyleyebiliriz. Son olarak ben tahvil faizlerini de rica edeyim ekrana. Özellikle %20.80'lere, 20.5'un üzerine gelen bir 10 yıllık faiz vardı. İçerideki enflasyon beklentilerindeki bozulmadan sonra. Şu anki fiyatlamalar ise bugün enflasyon verisi geldikten sonra nereye evrildi bakalım. Şu an %19.86'dayız. Geçtiğimiz haftaki o %20.8'lerdeki olan zirveye biraz daha uzak ama yine de günlük bazda bakıldığında 10 yıllık faiz yeniden yönünü sınırlı da olsa yukarı çevirmiş gibi gözüküyor. 12 bas puanlık 10 yıllık tahvilin faizinde bir yükseliş var, 19.86. 2 yıllık ve 5 yıllıkta da daha yatağa yakın bir hareket var. 2 yıllık %18.10, 5 yıllıkta %19.52 seviyesinde. Şimdi gidelim yeniden değerleme oranlarını ve bunun sektörü olan etkisini konuşalım. Türkiye Sanayici ve İş Adamları Vakfı Vergi Platformu Başkanı Serkan Kundakçı bizimle dedik. Serkan Bey, hoş geldiniz yayına. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun katıldığınız için. Şimdi 2022 için uygulanacak bu oran %36.2 olarak belirlendi. Şimdi evet. Tabii ki bu oranın etkisini soracağım ama 2021 ile kıyaslandığında çok büyük bir artış var. Çünkü 2021'de %9.11'di. Bunun sektöre yansıması nasıl olacak?
Yani son yıllarda belirlenmiş olan en yüksek artış diye yorumlayabiliriz hatta. Rekor bir artış. 2002 yılından beri %30'un üzerine çıkmamıştı yeniden değerleme oranı. En son 2002 yılında bir %59 oranını görmüştük. Ama ondan sonra belirlenen enflasyon rakamları piyasadaki fiyat artışlarına paralel olarak açıklanan rakamlarla yine açıklanan yeniden değerleme oranı genelde makul seviyelerdeydi. Özellikle 2020 yılında ciddi anlamda düşük bir rakamla karşı karşıyaydık ama bu sene %36.2 gibi bir oran açıklandı. Bizim vergi usulü kanunu 298. maddeye göre belirleniyor yeniden değerleme oranı. Her yıl Ekim ayından Ekim ayına üretici fiyat endeksine göre Kasım ayında açıklanan rakam takip eden yıldaki vergi ve cezaların makdu tutarlarında ve bazı değerli kağıtların vergilendirilmesinde esas alınıyor. Genel olarak piyasadaki hemen hemen bütün kesimleri ilgilendiren bir oran. Yani motorlu taşıt vergisinden tutun da belirlenecek trafik cezalarındaki artış bu yeniden değerleme oranına göre belirleniyor. Yani toplumun büyük bir kesimini ilgilendiren bir rakam. Yasal olarak baktığımızda Sayın Cumhurbaşkanımıza yeniden değerleme oranının oransal olarak artışını indirme yetkisi tanınmış. Eğer ki bu yetki kullanılmazsa önümüzdeki sene vergilerde, cezalarda ciddi anlamda 36.2 oranında bir artış göreceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız 2019 yılında bu düşürme yetkisini kullanmış. Motor taşıtlar vergisi üzerinde kullanmış. 23.73 yeniden değerleme oranı açıklandığında motor taşıtlardaki artışı 15.9 olarak sınırlamış. Eğer bu sene böyle bir tasarrufta bulunursa yine bu oransal olarak bunu göreceğiz. Ama bulunmazsa motor taşıtlar vergisi önümüzdeki yıl %36.2 ve trafik cezaları da %36.2 artacak. Örneğin en düşük radar cezası trafikte seyredenler için söylüyorum. Hali hazırda 314 lira uygulanırken 427 lira olarak uygulanacak. Keza ilk defa alkollü araç kullanan birisinin cezası 1228 lira olarak şu an hali hazırda uygulanırken 1673 lira olarak uygulanacak. Yani dediğim gibi hayatın tamamında toplumun büyük bir kesimini ilgilendiren bir rakam olarak karşımıza çıkıyor. Sadece şirketler ya da vergi mükellefleri değil, bütün kesimi ilgilendiren bir rakam olarak göreceğiz nasıl etkilediğini. Serkan Bey, tabii burada trafik cezalarına kadar birçok konuda etkilenecek. Dolayısıyla sadece reel sektör tarafı değil, tüketici nezdinde de birçok değişiklik olacak. Devletin toplam vergi gelirleri içerisindeki dağılıma bakıldığında özellikle buradan hangi kalemlerden bu yeniden değerleme oranının artışını daha çok hissedeceğiz? Şimdi tabii biraz önce söylediğim gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın bu oransal olarak azaltma yetkisini kullanması bütçedeki gelir dengesini de çok olumsuz olarak etkilediği için aslında böyle bir beklenti şu anda yok görünüyor ama bazı vergi kalemlerinde belki de kullanabilir. Çünkü 2019 yılında dediğim gibi sadece motorlu taşıtlar vergisi üzerinde bu oranı düşürmüştü, kullanmıştı. Bütçedeki paylara baktığımız zaman da bizim emlak vergileri üzerindeki artışın yansıması bütçeye bu olumlu olarak yansıyacak. Onun dışında değerli kağıt bedelleri üzerinden bütçe paylarına elde edilen vergilerin artışı yansıyacak. Gelir ve kurumlar vergisi mükellefler açısından baktığımızda uygulanan vergi cezaları ile ilgili artışın bütçeye yansıması söz konusu olacak. Aslında beyana tabi vergilerde bir artış söz konusu değil. Hani beyana tabi vergilerde bütçe gelirlerini etkilendiren bir rakam olmayacak ama diğer vergi ve cezalarında, trafik cezalarında, emlak vergilerinde, değerli kağıt bedelleriyle ilgili bütçedeki paylarında bu oranda artması söz konusu olacak. Serkan Bey, çok teşekkür ediyorum değerli analizleriniz için. Kısa bir aranın arkasından Profesör Doktor Hakan Karay ile enflasyon rakamlarını değerlendireceğiz. Fokus'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hakan Kara bizimle olacak bu bölümde. Hocam hoş geldiniz yayına.
Hoş bulduk Güzem Hanım, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum katıldığınız için. Gelen Ekim ayı enflasyon rakamları ne kadar beklentiden saptı sapmadan ziyade, çünkü beklentiye yakın bir seviyeye geldi. Özellikle ana harcama grubuna göre kalemler, yayılımın 2018'den beri en yüksek seviyeye gelmesi, işte 2018'de 339 kalemmiş, 2021'de 331 kalem artış göstermiş gibi birçok detay var aslında. Sizin ilk gelen rakamda neler dikkatinizi çekti? Yani bu enflasyon aslında Güzem Hanım, beklentiler doğrultusunda geldi dediniz ama bence beklentilerden düşük geldi. Onun tespitini yaparak başlayalım. Yani çünkü piyasa beklentisi %20'nin üzerindeydi. Onun altında gerçekleşti. Hemen hemen bütün yani piyasa raporlarına baktım ben. %20'nin üzerinde gerçekleşme yaygın olarak bekleniyordu. Aylık 2.39, yıllık da 19.89 oldu. Çekirdekte yıllık enflasyon %17,25. Alt kalemlere baktığımızda aslında Ekim ayına özgü birçok faktörün enflasyonu artırdığını görüyoruz. Geçen ay giyim yatay seyretmişti ama bu ay düzeltmeyi yaptı. Giyimde ciddi bir artış oldu. Hizmetlerde KDV indiriminin sona ermesi kısmen etkilemiş görünüyor. Sigara fiyatlarındaki artış biraz etkili olmuş. Enerjide artışlar var. Yani genelde yayılan artışlar var. Fakat benim beklediğimden, yani genel eğilimler anlamında hem B endeksinin eğilimi olsun, hem genel enflasyon eğilimi olsun, özellikle çekirdek enflasyonun mesela mevsimselikten arındırılmış değerleri benim beklediğimden çok aşağıda geldi. Bunun sebepleri ne olabilir diye biraz detaylı alt kalemlere indiğimde dikkatimi çeken bir husus oldu. Otomobil fiyatları. Benzinli otomobilde sıfır artış görülüyor. Dizelde de çok sınırlı bir artış var. Genel olarak otomobil fiyatlarında hemen hemen hiç artış yok. Bu pek anlaşılır bir durum değil. Çünkü kurun bu kadar hızlı sıçradığı bir dönemde otomobil fiyatları değişmiyor. Bu çok önemli çünkü çekirdek göstergelerin, yarın mesela Merkez Bankası çekirdek enflasyonun 3 aylık eğilimlerini yayınlayacak. Otomobil fiyatlarındaki bu yatay seyir çekirdeğin çok düşük kalmasına sebep oluyor. Ve benim hesaplarıma göre mevsimselikten arındırılmış olarak bu B ve C endeksi %1 civarında artmış bu ay. Böyle bir ay için çok çok düşük bir rakam. Yani döviz kurunun sıçradığı, beklentilerin bozulduğu bir dönemde ben bunu kendi ekonometrik modellerimle izah etmekte çok zorlandım. Ve çekirdek enflasyonun trendinin düşük kalmasının da para politikasına dair çok önemli yansımalar var. Dolayısıyla bana göre TÜİK'in bu durumu izah etmesinde fayda var. Yani hepimiz bu ülkenin istatistiklerine güvenmek istiyoruz. Ben şimdiye kadar hep TÜİK verileri üzerinden analizimi yaptım. Fakat son dönemde biraz zorlandığımı söylemeliyim. Bu tür kaygıları gidermek için TÜİK'in bazı konularda daha detaylı bilgi vermesinde fayda var bence. Örneğin bugün otomobil fiyatlarıyla başlayabilirler. Peki hocam, burada rakamı iğneler misiniz? Tabii bu aslında durum olmasaydı, yani otomotivden kaynaklı durum olmasaydı çekirdekte ne kadarlık bir yüksek, sizin beklentiniz neydi, kaç çıkmalıydı ve yıl sonu için de ben çekirdek enflasyon beklentinizi merak ediyorum. Tabii izleyiciler de diyecek ki, yani bu kadar kalem var, niye sürekli çekirdeği konuşuyorsunuz? Çünkü şu çıkarımı da yapmaya çalışıyor piyasa. Merkez Bankası acaba daha faiz indirecek mi? Ne kadar indirir? Evet. Sorusuna cevap ararken hep çekirdeğe baktığımız için o yüzden oraya dair öngörüleri netleştirmeye çalışıyoruz. Hem bu ay için sorayım hem de yıl sonu için çekirdek tarafta beklentinizi sorayım. Doğru. Bu ay için tabii kestirmek çok zor. Yani ama otomobil fiyatlarındaki bu düzeltme olmasaydı çekirdek enflasyon büyük ihtimalle bir 0.3-0.4 puan daha yukarıda gelebilirdi. Yani şu anda mevsimselikten arındırılmış olarak dediğim gibi C ve B'de ortalamada yaklaşık %1'lik bir artış var. Bunu yıllıklandırdığımız zaman %12 civarına denk geliyor. Ve Merkez Bankası buna referans vererek belki faiz indirecek. Dolayısıyla bu konu çok önemli. O yüzden ben bir açıklama bekliyorum. Yani nasıl oldu da kurun bu kadar hızlı arttığı bir dönemde otomobil fiyatları sabit kaldı. Bu para politikası açısından çok kritik. Tahminlere gelince bu yıl için çekirdek B ve C endekslerinde benim beklentim %18 civarında bitirmesi yönünde. Çünkü ortaya çıkan kur artışı ve diğer beklentilerdeki bozulma şu anda sanki enflasyonu daha da yukarıya taşıyabilir gibi görünüyor. Özellikle döviz kuru ve ithalat fiyatlarından enflasyona geçişte bir hızlanma görüyoruz. Yani son dönemde
yaptığımız çalışmalar bu döviz kurundan yurt içi fiyatlara, dayanıklı tüketim mallarına geçişte bir miktar artış gösteriyor. Özellikle hani son bir ay içerisinde döviz kurunda yaklaşık %15'lik bir hareket olduğunu dikkate alırsak, bunun önümüzdeki aylarda hem genel enflasyonu hem de çekirdek enflasyonu etkilemesi beklenir. Ne kadarlık bir etki olabilir? Genel olarak baktığımızda biz hep %15 gibi bir rakamla çalışıyorduk. Yani eskiden şöyle bir kabul vardı. %10'luk bir kur şoku enflasyonu bir yıl içinde 1,5 puan artırıyordu. Fakat 2017 sonrası için yaptığımız çalışmalarda bu katsayının neredeyse iki katına çıktığını buluyoruz. Yani bu geçiş etkisi %30'lara falan ulaşmış gibi görünüyor ve son dönemde biraz daha artmış. Daha da önemlisi geçiş hızlanıyor. Yani kur hareketinden sonra şirketler eskiden bu maliyeti yansıtmak için mesela bir çeyrek beklerlerdi. Şimdi aynı çeyrek içerisinde hemen yansıtmaya başlıyorlar. Dolayısıyla bu enflasyon kur beklenti sarmalı biraz güçleniyor. Bu da döviz kurundan geçişkenliği artırıyor gibi görünüyor. O yüzden önümüzdeki dönemde ben hani TÜFE enflasyonunda belki gıdadan dolayı ufak düzeltmeler olabilir ama çekirdek enflasyonda bir düşüş beklemiyorum yıl sonuna kadar. Hocam peki burada tabii bazı kalemler dikkat çekici. TÜFE tarafını konuşuyoruz ama üretici fiyatlarında da başta enerji olmak üzere oradaki artışı gözlemleyebiliyoruz. Fakat bunun çarpan etkisi, bunun yayılımı yani son dönemde doğalgaza, işte akaryakıta vesaire motorine yapılan zamların sadece enerji üzerinden değil diğer sanayi kollarının etkisi ve gün sonunda bunun tüketiciye yansıyıp yansımayacağı. Her ne kadar doğalgazdaki fiyat artışı tüketici nezdinde yapılmasa da sanayicinin bu maliyet artışlarını tüketiciye yansıtma olasılığı da elbette hesaplanıyor. Bunu nasıl görüyorsunuz? Enerji maliyetlerindeki artış, ÜFE ve TÜFE'ye yansıması ve önümüzdeki dönemlerde ne kadar hissedeceğiz? Şimdi buna yönelik de son dönemde bir çalışma yaptık. Bu ithalat fiyatlarından, enerji fiyatlarından falan yurt içi enflasyona geçişle bir miktar düşmüş görünüyor. Bunun sebep yani TÜFE'den, daha doğrusu şöyle söyleyelim, ÜFE'den TÜFE'ye de düşüş var. Çünkü ÜFE'deki artış TÜFE'ye tam yansıtılmıyor. Bu eşel mobil sistemi bu ilişkiyi biraz bozdu. Son özellikle 1-1,5 yıl içerisinde eşel mobil sistemiyle biliyorsunuz vergi ayarlamalarıyla enerji fiyatları özellikle yurt dışı akaryakıt fiyatlarına geçirilmedi. Şimdi oradaki marjın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dolayısıyla bundan sonraki kur artışları ve petrol fiyat artışları artık yavaş yavaş nihai fiyatlara geçmeye başlayacak. Ama şu ana kadar hani çok fazla o etkiyi görmedik. İşte LPG'de falan bir takım artışlar oldu. Ama nihai kullanıcıya çok fazla yansıtılmamaya çalışılıyor. Nitekim bahsettiğiniz gibi son dönemde doğalgaz, elektrik fiyatlarında yani konuta bunun yansımadığını görüyoruz ama sanayiye yansıyor. Merkez Bankası'nın bu konuda da bir çalışması var. Yani doğrudan tüketici fiyatları içerisindeki nihai kullanıcıya yansıtılmasa dahi sanayide üretim maliyetleri üzerinden TÜFE üzerinde bir etki olduğu bulunuyor. Burada yaklaşık %10'luk bir mesela doğalgaz fiyatlarındaki artış sanayide yaklaşık TÜFE'yi 0,12 puan civarında etkiliyor. Ben son dönemdeki toplam artışları bu katsayılarla çarptığım zaman yaklaşık 0,6 puan dolaylı etkilerin önümüzdeki bir 6 ay içerisinde gerçekleşeceğini tahmin edebiliyorum. Hocam burada tabii TÜİ'nin yine kalemlerinde daha fazla veriye ihtiyaç var mı? İzleyicilerden de bu yönde sorular geliyor. Tabii bunu akaryakıt için de söyleyebiliriz. Çünkü enerji artışını görüyoruz ama hani spesifik petrol ya da bunun etkisini görebileceğimiz kalemler ne kadar var? Öte yandan otomotive ilişkin elbette hangi modeller baz alınıyor hesaplama yapılırken? Belki bazı modeller alınıyor, bazıları alınmıyor. Alınmayan modellerde belki fiyat artışı var vesaire gibi. Burada biraz daha herhalde zannediyorum ki detay görmeye de ihtiyaç var. Siz de bunu söylüyorsunuz. Peki şimdi doğru. Buradan devam edelim. Bir önemli konu da zannediyorum ki enflasyonu konuşurken ele aldığımız yeni dönemde özellikle bu üretici fiyatlarındaki artışın tüketici fiyatlarına yansıması TÜFE makasının ne kadar sürdürülebilir olduğu. Şimdi biz bunu sürdürülebilir değil dedik ama makas her geçen ay rekor kırmaya devam ediyor. Nasıl görüyorsunuz oradaki açılan bu spread'i ve ne zaman normale dönecek sizce? Evet. Evet, bu ilginç bir durum aslında. Normalde
bu aradaki farkın kapanması gerekir. Mesela 2018 yılında benzer bir şey yaşamıştık. 2018 Eylül'de Merkez Bankası o dönem hatırlarsanız bir 625 bas puan faiz artışıyla %24'e çekmişti faizleri. Ondan sonra kur gevşeyince, bir miktar daha emtia fiyatları gevşeyince üfe tüfenin de altına düşmüştü o dönemde. Şimdi bu gerçekleşmiyor. Bunun gerçekleşmemesinin iki sebebi var. Bir tanesi üfenin mevcut durumda arz yönlü faktörler tarafından da bir süreklilik kazanıyor olması. Yani sadece maliyet etkisi değil, aynı zamanda tedarik zincirlerindeki aksaklıklar falan uzun sürüyor. Ve dolayısıyla orada üretici üzerindeki maliyet baskısı devam ediyor. Aynı zamanda da döviz kurunda tersine dönüş olmuyor. Yani reel kura baktığınız zaman sürekli olarak tarihi düşük düzeylerde seyrediyor. Dolayısıyla bu tarz uzun süren yüksek üfe dönemlerinin ardından TÜFE'yi çok dikkatli izlemek gerekiyor. Yani TÜFE'ye geçişin artık bu noktadan sonra hızlanması beklenir. Çünkü eşel mobil sisteminde artık gidecek yer kalmadı. Dolayısıyla enerji fiyatları anlamında zaten üfeden TÜFE'ye geçiş hızlanacak. Fakat onun dışında maliyet ve beklenti etkisi kanalıyla ben önümüzdeki dönemde enflasyonun yüksek seyretmesini bekliyorum. Yani enflasyon üfe bu seviyelerdeyken TÜFE enflasyonun mevcut seviyelerin altına inmesi çok zor. Bunun birkaç sebebi var. Yani birincisi bu enflasyon rakamından sonra beklentiler yukarı gitmeye devam edecektir. Fiyatlama davranışındaki bozulma sürebilir. İkincisi mevcut para politikası duruşu Türk lirasını savunmasız bırakıyor. Diğer merkez bankaları faizleri yükselttikçe kur üzerindeki baskı sürebilir. Kur artışı üzerinden de muhtemelen enflasyon olumsuz etkilenmeye devam edecek. Üçüncüsü geçmiş enflasyonun özellikle gıda enflasyonuyla ortaya çıkan bu refah etkisinin telafisi için önümüzdeki dönemde yurt içi ücretlerde de belirgin artışlar göreceğiz. Bunun sinyali şimdiden verilmeye başlandı. Bu da enflasyon katılığını daha da artıracak. Dördüncüsü Merkez Bankası'nın enflasyon raporunda da yer aldığı gibi bu çıktı açığı halen pozitif. Çünkü ihracat oldukça güçlü. Son dönemde iş talepten yavaşlama sinyalleri geliyor ama belirgin bir yavaşlamaya izin verilmeyecek gibi görünüyor. Çünkü hem destekleyici kredi politikası hem de maliye politikası devreye girebilir. Dolayısıyla enflasyon görünümü çok iyi değil ve böyle bir görünüm içerisinde üfedeki maliyet artışlarının da TÜFE'ye geçmesi ve aradaki farkın biraz kapanması beklenir. Ama tamamen kapanması beklenir mi? Bence beklenmez. Çünkü TÜFE içerisinde hizmet fiyatları var. Dış ticarete konu olmayan mallar var. Ve hizmet fiyatları bu üfedeki artışa çok gecikmeli olarak tepki veriyor. Dolayısıyla bu farkın tamamen kapanmasını da beklememek lazım. Ama bütün bu faktörleri bir arada değerlendirirsek, hani önümüzdeki yıl enflasyonda belirgin bir düşüş için güçlü bir sebep bulunmuyor. Bunu söylemek mümkün. Hocam biraz rakamlarla bize aktarım yapabilir misiniz? Hem bu yıl sonu için hem önümüzdeki yıl için enflasyon beklentileriniz ne? Ve Merkez Bankası'nın evvelsi gün geçtiğimiz haftaki o enflasyon raporunda yukarı yönlü revizyonlarda kullandığı puan bazlı katkılar, işte gıdadan dolayı özellikle bu yıl sonu yukarı revize etmişti. Hem o dağılımı nasıl görüyorsunuz? TCMB'nin tespitini, düzeltmelerin enflasyondaki yukarı yönlü seyrin detayları, hem de sizin beklentiniz ne? Yani TCMB'nin revizyonu bence makul. Benim beklentim bunun biraz daha üzerinde. Çünkü belki petrol fiyatı varsayımlarını tam güncel girmemiş olabilirler, birincisi. İkincisi de kur varsayımlarını bu kadar yüksek girmemiş olabilirler. Dolayısıyla büyük ihtimalle enflasyon Merkez Bankası'nın beklediğinin biraz üzerinde %20'lere yakın bir düzeyde bu sene gerçekleşebilecek gibi görünüyor. Önümüzdeki sene için görünürlük çok düşük Güzem Hanım. Yani gerçekten verilen tahmin aralıklarına bakıyorum çok geniş bir bantta dağılıyor. Benim tahminim enflasyonun önümüzdeki yıl buradan aşağılara düşmesinin çok zor olduğu. Yani %20'ler civarında bir enflasyonu artık biz yeni normal olarak kabul etmeliyiz. Eğer Merkez Bankası faiz indirmeye devam ederse o zaman 20'lerin, 25'lerin de üzerine çıkabilecek bir enflasyondan bahsedebiliriz. Ama dediğim gibi belirsizlik çok yüksek.
Oradaki rakamları tekrar hatırlatalım. Özellikle gıda fiyatlarından bu yıl için 2.1 puan yukarı revize edilmiş. 2022'de 2 puan ki asıl piyasadan uzaklaşan beklenti 2022 için. Çünkü önümüzdeki yıl ağırlıklı %14, 15, 16 seviyelerinde enflasyon beklentisi var. Merkez Bankası'nın beklentisi 2022 için piyasa beklentisinde bizim yaptığımız anketlere göre biraz altında kalmış gibi gözüküyor. Şimdi hocam buradan geçelim. Aslında kur, ithalat biraz bu taraftan bahsettik enflasyon üzerindeki etkisinden ama şimdi çıktı açığının uzun süre daha pozitifte kalacağını söylediniz ki rakamlara TCMB'nin enflasyon raporuna baktığımızda da 2022 Eylül'e kadar sıfırın üzerinde gözüküyor çıktı açığı. Şimdi bu koşullar altında faiz indirerek cari açığı iyileştirebilir miyiz? Çünkü Türkiye büyümeye devam ediyor. Dış taleple mi büyüyecek ki biz bunu destekleyelim? Yoksa bu büyümenin içerisinde kur etkisi, ithalat artışı olacak mı? O yüzden burada bir politika değişikliği seziyor musunuz? Hem kamu otoritesinde, hükümet nezdinde hem de TCMB'nin verdiği sinyallerde önceliklendirmenin enflasyon mu, cari açık mı olacağı ya da cari açık önceliklendirilecekse faiz indirerek bu mümkün mü? Bunu hem biraz aslında iktisat teorisi çerçevesinde değerlendirmenizi rica edeceğim. Hem de çok uzun yıllar siz de tabii Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda ekonomistlik, baş ekonomistlik pozisyondaydınız. Türkiye'nin daha önce bu tarz denemeleri oldu mu? Bunu da aktarırsanız sevinirim. Evet, bu çok önemli bir konu. Yani bu konuyu tartışmakta fayda var Gülsem Hanım. Çünkü cari açık ve enflasyon ikisi de çok önemli konular. Yani ne yüksek enflasyonla ne de yüksek cari açıkla yaşayamazsınız. Sebep-sonuç ilişkisinde biraz dikkatli olmak lazım tabii. Dediğiniz gibi bazı yanıtlar geçmiş tecrübelerde saklı. Yani 2000'li yılların serüvenine şöyle bir bakalım. Son 20 seneye cari açık ve enflasyon ikilemi sürekli karşımıza çıkıyor aslında. Yani mesela 2000'li yılların ilk 10 senesini düşünün. Enflasyona odaklandık fakat cari açığı ihmal ettik. Sonraki 10 senede cari açığı düşürmek için TL'yi feda ettik. Fakat bunu yaparken de aynı zamanda hızlı kredi genişlemesini kontrol edemediğimiz için cari dengeyi düzeltmek konusunda TL'nin çok fazla değer kaybetmesi gerekti. Ve bu süreçte tekrar bir enflasyon sorunu ortaya çıktı. Yani ilk 10 senede cari açığı ihmal ettik, ikinci 10 senede enflasyonu. Aslında ikisi de kötü. Yani cari açığı bir yüksek tansiyon gibi, enflasyonu da bir şeker hastalığı gibi düşünmek lazım. Yani ikisi de tahrip edici ve yaşam biçimimizi değiştirmemiz gerekiyor. Peki yani orijinal sorunuza dönersek, bu faiz indirerek cari açık sorunu çözülebilir mi? Yani bu konuda öncelikle şunu vurgulamak istiyorum. Bir sorunu çözmek için başka bir sorun yaratıyorsanız bu sorun çözmek değildir. Sorunu bir yerden başka yere transfer etmektir. Yani bizim durumumuzda da bu yan etki kendini yüksek enflasyon olarak gösteriyor. Yani cari açığı düşük faizle çözmeye çalışmak daha büyük bir enflasyon problemini getiriyor. Daha kronik bir hale getiriyor sorunu. Tabii kısa vadede belki gerçekten cari açık biraz düzelebilir. Yani çünkü TL'nin hızla değer kaybetmesi sonuçta kısa vadede cari açığı düzeltir. Düzeltiyor da bunu görüyoruz. Çünkü ithalatı caydırıyor. Turizm gibi döviz kazandıran sektörleri destekliyor. Dolayısıyla cari dengede bir süre iyileşme görebilirsiniz. Zaten bunu görüyoruz. Fakat bu çok kalıcı olmayabilir. Çünkü enflasyon arttıkça bu defa fiyat rekabeti yeniden azalıyor. Reel kur değer kazanıyor. Buna izin vermemek için bu defa Türk lirasının yeniden değer kaybetmesi lazım. Türk lirası değer kaybettikçe de tekrar enflasyon geliyor. Dolayısıyla bu sarmal güçleniyor. Yani ileride enflasyonu düşürmek için bu defa gereğinden daha sıkı para politikası uygulanması gerekecek. O zaman da hani kur yeniden değer kazanacak. Dolayısıyla tekrar başa dönmüş olacağız. Hani yarattığımız oynaklıkla kalacağız. Şöyle bir düşünce var benim gördüğüm kadarıyla. Yani Merkez Bankası'nın söyleminde ve kamuoyunda da yani bazı iktisatçılarda benzer yaklaşımlar var. Cari açık kapanınca enflasyon problemi çözülür diye bir argüman var. Ben somut olarak yani bu ne kadar makul bir hipotez diye anlamak için birkaç veriye baktım aslında bu hafta. Veriler ne söylüyor acaba diyor. Yani cari denge sorunu ile enflasyon arasında güçlü bir ilişki var mı? Mesela cari açık veren bize benzeyen ülkelere baktım. Biliyorsunuz hani akran ülke diyebileceğimiz gelişmekte olan piyasa grubu var. Bunların bir kısmı cari açık veriyor, bir kısmı cari fazla veriyor. Açık veren, genelde açık veren 5 tane böyle ülke buldum. Brezilya, Şili, Güney Afrika, Kolombiya ve Romanya. Bunlar bizimle akran olarak değerlendirilen ülkeler ve genelde de cari açık veren ülkeler. Ve son 10 yılda bu ülkelerin cari açık ortalaması %2,5 ile 3,5 arasında değişiyor.
Bizde de %4 civarında bir ortalama cari açık var. Yani epey yakın sayılır. Peki bu yüksek cari açık veren ülkelerde enflasyon oranı ne diye baktığımızda ortalama enflasyon nedir biliyor musunuz? %3,9. Yani bu ülkelerin hepsi cari açıkla yaşarken enflasyonu düşük seviyelere indirebilmiş. Fiyat istikrarını da sağlamışlar. Dolayısıyla enflasyonu düşürmek için önce cari açığı sıfırlamak lazım argümanı çok geçerli görünmüyor. Hadi diğer ülkelere inanmadık diyelim. Kendi ülkemize bakalım. O zaman bence 80'ler 90'lar bu teorinin test edilmesi için çok güzel bir örnek. Mesela 1984'ten 1999'a kadar geçen 16 senede Türkiye toplam 15,6 milyar dolar cari açık vermiş. Yani sene başına ortalamada sadece 1 milyar dolar açık var bu dönemde. Peki bu 16 senede ortalama enflasyon ne diye bakıyoruz? %65 civarında. Yani Cumhuriyet tarihinin en yüksek enflasyonun olduğu dönem. Demek ki enflasyonu aşağı çekmek için bu cari açığı düşük tutmak yeterli olmayabilir. Bunu şey yapmak lazım. Dolayısıyla yani hem teorik hem de ampirik olarak baktığımızda bence şu iki sonuç ortaya çıkıyor. Birincisi cari açık sorunu düşük faizle kalıcı olarak çözülemez. İkincisi de cari açığın aşağı gelmesi enflasyon sorununu tek başına çözmüyor. Dolayısıyla teşhisleri ve neden sonuç ilişkisini doğru koymakta fayda var diye düşünüyorum. Hocam çok teşekkür ediyorum değerli katkınız için. Ben teşekkür ederim. Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hakan Karan'ın görüşlerini aldık. Şimdi devam edelim buradan. Az önce aslında Hakan Hoca da söyledi. Enerji maliyetleri önümüzdeki süreçte Türkiye'de enflasyon içinde aslında çok önemli bir belirleyici ve buradaki etken özellikle yukarı yönlü maliyet baskısını daha fazla hissedeceğiz dedi. Neden bunu daha fazla hissedeceğiz? Çünkü üretici fiyatlarında Ekim enflasyonunda gördüğümüz kalemler içerisinde %9'luk aylık sadece bir ayda %9 enerji maliyetlerinin artmasının hem sanayiciye hem tüketiciye yansımaları asıl önümüzdeki ay ortaya çıkabilir deniliyor. Bu da elbette içeride enflasyon içinde büyük risk. Sanayicinin maliyetlerini kontrol etmesi için de. Şimdi bir yandan da elbette enerji piyasasında doğal gazdan elektrik üretmek yerine fatura çok arttığı için yenilenebilir enerjiye daha fazla önem veriliyor. Ve yektem de bu konuda aslında önemli bir belirleyici. Şimdi EPDK'dan da 3 aylık yektem maliyetlerine ilişkin bir revizyon geldi. Detayları konuşalım. Murat Dilek bizimle. Murat Bey hoş geldiniz. Yine hemen söz size vereyim. Nasıl değerlendiriyorsunuz son revizyonu? Merhaba Güzel Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Evet, bugün EPDK'dan iki tane önemli tabii karar çıktı. Şimdi bu iki karardan o TORE-TOSEF yani bu Türkiye ortalama elektrik toptan satış fiyatları 28.56 kuruş olarak belirlenmesine karar aslında. Baktığımız zaman bu karar enerji piyasasının bu bütün paydaşlarını etkilemeyen bir konu Güzel Hanım. Yani bir şey hariç aslında hiçbir yerde kullanılmıyor bugünümüzde. O da özellikle hidroelektrik santrallerinin katkı bedelinin artması konusunda bir karar. O da benim tahminime göre ben açıkçası 40 lira olarak bekliyordum. Sanırım bu kuraklıktan ötürü hidroelektrik santraller tabii iyi bir dönem geçirmediler. Belki de EPDK bunu bir katkı olarak düşünmüş olabilir. Ama ikinci konu çok önemli tabii. İkinci konu yektem maliyetleriyle ilgili. Biliyorsunuz son dönemde özellikle sanayicimiz yektem maliyetlerinden çok şikayetçiydi. Şimdi açıklanan bu Ekim ayı için megawatt saat başına 63.33 TL'lik rakam nedenli yeklem maliyetlerinin düştüğünü bize göstermiş oldu. Geçtiğimiz yılda sanayicimiz bir ödediği yani yeklem maliyeti kadar elektrik faturası ödüyordu. Yani birebir ödüyoruz diye hep isyan ediyorlardı. Ama şimdi bugün geldiğimiz noktada bu yeklem maliyetleri %10'a kadar düştü. Biz geçtiğimiz dönemde de söylemiştik aslında bunu. Bunun geçici bir dönem olduğunu, yektem olmasaydı bu elektrik fiyatlarını aşağı doğru iten yenilenebilir enerji projeleri hayata geçirilememiş olacaktı. Hepimiz biliyoruz ki yektem mekanizması sayesinde bu kadar enerji santralleri kuruldu. Yoksa biz ithal kömür, ithal doğalgazın pahalı tariflerine maruz kalmış olacaktık. Aslına bakarsanız Güzel Hanım, biz sanayicisi, bu enerjideki teknoloji üretenler, işte çalışanlar, OSB yatırımcısı, kamu tarafı, finans kurumları, aslında baktığı zaman biz
büyük bir ailenin parçasıyız. Evet. Elbette ki farklı görüşler olabilir ama enerji piyasasının bu ilk bebek adımlarını biz çoktan geride bıraktık. Yani olgunlaşmış bir piyasadan söz ediyoruz. Biz ilk liberalleştiği yıldan bu yana, yani 2001'den 2002 yılıydı sanırım enerji piyasası. Bugüne gerçekten çok zor aşamalarla geldik. Ama şimdi yeklem mekanizmasına yük getiriyor demek bence kısa vadeli düşünmüyormuş gibi geliyor bana. Yani sanki evimdeki ampulleri değiştireceğim ama pahalı geliyor gibi demek gibi geliyor bana. O zaman orada aslında maliyetlerin aşağı gelmesini talep ediyorsunuz. Bu revizyonu sektör temsilcileri desteklemiyor anladığım kadarıyla. Evet, zaten esasında doğal şey bu. Zaten elektrik maliyetleri dünyada da Türkiye'de de artıyor zaten. Yeklem maliyetleri düşükte kalmış oluyor. Yani zaten geçtiğimiz dönemde tabii yüksekti yeklem maliyetleri ama bu dönemseldi. Şimdi tabii düştü. Şimdi rakamlar olarak isterseniz destek vereyim. Senin sonuna geldik. Son bir cümleyle tamamlayalım Murat Bey. Tabii. Yani elektrik üretim maliyetimiz bu sene içerisinde yaklaşık 280 TL olmuş. Piyasa takas fiyatımız. 80 TL'de yeklem maliyeti gelmiş. 360 TL olmuş. Yani yeklem dahil. Peki yeklem olmasaydı bu rakam 280 TL mi olacaktı? Hayır, tabii ki olmayacaktı. Bunca destekler olmasaydı bu kadar santral kurulamamış olacaktı. Demin söylediğim gibi doğalgaz, ithal kömüre eline düşmüş olacaktık. Çok teşekkür ediyorum değerli katkınız için, değerlendirmeleriniz için. Gidelim buradan Deniz Yatırım'a. Barbaros Demirer bizimle olacak. Barbaros, hoş geldin. Hemen söz sana vereyim. Hem enflasyon verisini nasıl değerlendirdiniz ama asıl piyasanın gözü özellikle kur cephesinde akşam FED toplantısında olacak. Oradaki beklentilerinizi de sorayım. Güzel, merhaba, teşekkür ederim, iyi yayınlar. Enflasyon beklenenin biraz altında gelse de yani %20'lere yaklaşan bir enflasyonla karşı karşıyayız. Tabii bu bir müddet daha tolere edilebilir piyasa tarafından. Fakat nerede nasıl orta vadeli projeksiyonlarımızı etkileyecek şirketlerin, hep beraber onu izleyip göreceğiz. Dediğin gibi bu akşam FED'den önemli bir karar var. Tahvil alım programının azaltılmasıyla ilgili büyük ihtimalle hem miktar hem bir tarih verecekler. Kasım ortası gibi bekleniyor bizim tahminimiz, Aralık başı, ama çok fark eden bir şey yok. Bir 15 günlük fark var arada. Bunun dışında faiz arttırımıyla ilgili vereceği sinyal piyasaları etkileyebilir. Böyle bir sinyal Powell'dan gelecek mi, gelmeyecek mi? Bunu yakından takip ediyoruz. Tabii Dow Jones vadeliler 36 bin sınırına dayandı. Artık 36 bin 36 bin 200 arası ciddi bir direnç bölgesi. 35 750'nin altında da bir buradan gelecek haberle bir satış baskısı yaşayabilir. Global anlamda gelecek satış baskısı bizde de hissedilebilir. Biz 1420'lerden bugüne 1540, yaklaşık %10'luk hisse bazında %15-20'lere yakın bir mini rally yaptık Borsa İstanbul'da. Artık 1578 bizim hedef direnç seviyemiz ama 1550-1560, hatta bu seviyelerde bile para girişine rağmen endeksin yukarı gitmekte zorlandığını görüyoruz. Hisse bazında bilanço döneminde olduğumuz için gelen bilançolara göre hareketlilik fark ediyoruz. Fakat 1520 bizim ilk destek ve stop loss seviyemiz. Bu seviyede elde edilen karların da mutlak korunması, olası bir geri dönüşte kar realizasyonunda çok önemli. Onun için vadelide 1665, endekste 1520 altında bizim destek ve stop loss seviyelerimiz. Bir miktarda yukarı gittikçe 1578'e doğru mutlaka pozisyonlarda hafiflemek lazım diye düşünüyoruz. Peki Barbaros, bir sorum daha olacak izninle. Altın yatırımcısı da çok merak ediyor elbette bu kararı. Çünkü içeride hem gram altın dolar TL'den dolayı bir çok hızlı yükselmişti ama kur bir miktar o zirveden geri çekilince biraz daha dengelenmeye çalışıyor ama tabii elbette hala yüksek. Bir de tabii ons altın tarafı var. Fed'in kararı iki cepheyi de, hem ons hem gramı nasıl etkiler sizce? Şimdi ons altını ve değerli madenleri mutlaka etkileyecektir. Faiz arttırımıyla ilgili bir sinyal geldiği takdirde arttı. Bununla beraber tabii global bir yavaşlamadan da söz edebiliriz. Çin'de bugün işte yine yavaşlamadan, işte Çin'deki ikinci adam başbakanın açıklamaları vardı. Bu ikisi birleştiği takdirde özellikle altında 1780 seviyesi çok önemli. Buranın altında ilk etapta 1750'lere kadar sert bir düşüş görülebilir diye düşünüyorum. Ben biraz daha değerli madenler konusunda negatifim. Biraz fiyatlarının gevşeyebileceği yönünde riski görüyorum.
Çok teşekkür ediyoruz Ali Barbaros Demirer'e aktardıkları için. Çin şirketlerinin son dönemde küresel piyasalarda temerrüt riskiyle öne çıktığını görüyoruz. Elbette borç ödeyememe sorunu hem artan maliyetlerden hem de nakit akışının bozulmasından dolayı dünyanın her ülkesinde hissediliyor. Fakat bazı şirketler de aslında yatırımcıları yetiştirmek için ödeme planını öne çekiyorlar. Bu haberi ekrana getirelim. Bununla beraber Fokus'a veda edelim. Hoşçakalın.